Akdeniz bugün Mersin'in en önemli ilçesi. Hatta Mersin'in kalbi dediğimiz hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel anlamda, hem de tarım kenti olması anlamında Akdeniz'in kalbinin attığı yer ve aynı derecede hizmet götürülmesi gereken bir yerken, ne yazık ki Akdeniz'in, Mersin'in kalbi olan bu kentin ihmal edildiğini, ikinci plana atıldığını, üvey evlat muamelesi gördüğüne şahitlik ettik. Bizim yapacağımız halkçı belediyecilik ilk başta Akdeniz'i hak ettiği hizmete ulaştırma, toplumla bütünleşme ve Mersin'in kalbinin attığı bu kenti gerçekten layık olduğu konuma getirmeyle sonuçlanacak. Yani sanayi anlamında işte iş insanı veya limanıyla, halıyla belki zengin bir ilçemiz ama ne yazık ki orada yaşayan halklarımıza çok da yansımayan bir durum. Bunları hepsini sahada tespit ederek bu tespitlerimizde bu tespitlerimizi de belediyemizi aldığımızda bütün bu tespitleri ortaya masaya yatıracağız ve bütün halkımızla tekrar bir araya geleceğiz. Nerede ne eksiklik gördük, nerede ne eksiklik yaşanıyor, özellikle de kadına dair yaşamı kolaylaştıracak, emeğini değerli kılacak projelerimizle elimizden geleni, o sıkıntıları gidermek için iki eş başkan olarak ve tabii ki hani her işin veya her projenin bir uzmanı olur yaşamda. Uzmanlarımızla birlikte bütün bu sıkıntıları gidermek için elimizden geleni yapacağız. Daha çok kadının dediğimiz gibi hayata dahil etme, karara dahil etme, ekonomi anlamda güçlendirme ve kooperatifleşmeyi destekleyerek kadın emeğini görünür kılma projelerimiz var. Bir de Jiyan kartımız var. Bu Jiyan kartımızı da daha çok dezavantajlı ailelerimizi tespit ederek, yurttaşlarımızı tespit ederek bu Jiyan kartı projesiyle destek sunacağız. Dediğim gibi şu ama yani şu anda aslında kazandıktan sonra tekrardan mahallelerimize ineceğiz ve orada geniş toplantılar alacağız. Olabildiğince kadın örgütlülüğünü güçlendirerek ve birlikte nasıl projeler üreteceğimize dair ya da hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu tespit ederek o kadınların da kararını alarak da o projelerimizi hayata geçireceğiz. Bugün çocuklar bir yeşil alan ve park olmadığı için, oyun alanı olmadığı için çoğu kez kaldırımsız caddelerde, sokak aralarında oyunlar oynamakta ve ağır vasıta ya da otomobillerin geçmesinden ötürü çocuklarımız sakatlanmakta ya da yaşamını yitirmekte. Bunlara dönük yeşil alan ve oyun parklarımız olacak. Onun ötesinde gençlerin bugün istihdama dönük çok ciddi bir talebi var. Gençler bugün ya uyuşturucu, dolandırıcılık ve silahlı çeteleşme eliyle toplumdan kopartılmaya çalışmakta ya da geleceğini bu ülkede olmadığını düşünerek gözünü karartıp ölümü riske atacak şekilde yurt dışına kaçmakta, dilini, kültürünü bilmediği ülkelere göçmekteler. Bunun da temel sebebinin biz sosyo-kültürel, ekonomik politikaların yetersiz olması olduğunu düşünüyoruz. Yaratılacak olan kooperatifleşme ve belediyecilik eliyle yaratılacak istihdam alanlarıyla ilk önce o gençlere bir ekonomik özgürlük imkanı yaratılmaya çalışılacak. Sonrasında da bu gençlerin topluma kazandırılması, sosyal dokuya entegre olmaları açısından aktivitelerimiz olacak. Kültür merkezlerinde ve sosyal mekanlarla bu gençleri sosyal hayata adapte edeceğiz. Daha da önemlisi, bugün uyuşturucu Akdeniz'de çok ciddi bir sorun halini aldı. Başta bağımlılıkla mücadele etmek olmak üzere yaratacağımız hizmet alanlarıyla bu gençlerin tekrardan sağlıklarına kavuşması, topluma entegre olmalarına vesile olacağız. Kadınlara dönük projelerimiz var. Nuriye Başkanımız bunlara değinecektir. Çiftçilere dönük projelerimiz var. Balıkçılığa dönük projelerimiz var. Bugün Akdeniz
Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Romanların, Rumların, Alevilerin, Sünnilerin, Hristiyanların kardeşçe yaşadığı bir kent. Bu kültürel zenginliğe, bu çeşitliliğe, çölleşmenin yaşandığı coğrafyamızda imkan yaratacağız. Vatandaşın, halkımızın kendi diliyle, kendi kültürüyle, kendi inancıyla kendi kendisini yönetebileceği, hizmet alabileceği bir belediyeciliğe imza atacağız. Bugün anne baba işe giden bir ailenin çocukları çoğu kez ev ortamında kalmakta ya da işte az önce bahsettiğim şekilde sokaklarda sakatlanma pahasına, ölüm pahasına o caddelerde oyunlar oynamakta. Yaratacağımız bir ana dil kreşiyle birlikte bugün Roman çocuklarının kendi ana dillerinde oyunlar oynayabilecekleri, Arap çocuklarının kendi ana dillerinde oyunlar oynayabilecekleri, Türklerin, Kürtlerin kendi ana dillerinde eğitim veren hocaların yanında kendi ana dillerinde oyunlar oynayabilecekleri kreşimiz olacak. Onun ötesinde gençlik merkezimiz olacak. Bugün gençler spor alanı sorunu yaşamakta, sosyal alan sorunu yaşamakta ve çoğu kez bir sosyalleşme imkanı bulabilmek için şehrin batı yakasında Yenişehir'e, Mezitli'ye gitmek durumunda. Biz Akdeniz'i bu anlamda gençliğin merkezi yapacağız. Kültürel aktivitelerle Akdeniz'i Mersin'in kültür merkezi yapacağız. Tarıma dönük destekleyici projelerimizle çiftçinin yılların emeği ürettiği tarlasını, bahçesini satmak zorunda kalan çiftçinin elinden tutacağız. Gübre, tohum, sulama ve üretilen ürünün belediye pazarlarında satışı yahut belediyenin eliyle üretim araçlarına dönüştürmesi suretiyle belediyecilik alanında üreticiye, çiftçiye desteklerimiz olacak. Biliyorsunuz 2016'da kayyum atandı ve 2,5 yıl boyunca bunlar tarafından yönetildi ama sonrasında hasbelkader seçimle gelen anlayış da maalesef kayyumdan çok farklı bir zihniyete sahip değil. Aynı zihniyetten beslenen ve aynı uygulamaları kadına yönelik hayata geçiren bir anlayışla karşı karşıyayız. İşte biz bütün bu olumsuzlukları daha da böyle bertaraf etme, kadının iradesini açığa çıkarma, kadının özgüvenini her şeyden önce o kadının alınan özgüvenini tekrardan eğitimlerle, güçlendirmeyle, psikoloji destekle vererek bu özgüven duygusunu tekrardan kadınla dayanışma içinde olarak inşallah bütün bunları aşacağız. Daha da çok güzel tepkiler var, olumlu tepkiler var. Umut aslında biz, yani umut olmuşuz adeta Akdeniz halkına. Bizi öyle görüyorlar çünkü 5 yıldır hakikaten, hatta 7 yıldır yani kayyumla birlikte 7 yıldır Akdeniz halklarına kesinlikle hizmet götürülmemiş. Yani Arabına, Türküne, Kürdüne, Yürüğüne bunu hiçbirine götürmemişler ve biz bütün halkımıza gidiyoruz. Hani böyle Arap kesimine de, Alevi kesimine de, bütün inançlara da gidiyoruz. Bunu orada çok daha rahat görebiliyoruz. Yani bu hatta birkaç gün önce yürük bir annemiz geldi, gelip elimi tutması ve bizim oylarımız sizedir. Çünkü yerel yönetimleri en adil yaşama geçiren bir tek parti sizlersiniz. Biz daha önce bunu görmüştük ama size değil diğer siyasi partilere destek veriyorduk. Ama bunu 5 yılda bunu denedik ve bunu net gördük artık. Yerel yönetimleri hakkıyla yaşama geçirmeye çabalayan tek parti sizlersiniz. Tüm gücümüzle sizin arkanızdayız demeleri bize ciddi bir moral, ciddi bir umut veriyor. Kazanacağımızdan da hiçbir şüphemiz yok. Çünkü bütün halkları aslında ortaklaştıran bir siyasi anlayışımızdan kaynaklı, yerel yönetimler anlayışımızdan kaynaklı bütün halkın desteğine de talibiz burada. Halkımızda çok ciddi bir sahiplenme var. Gençlerin gözlerinde çok güzel bir heyecan, annelerimizde çok ciddi bir sevinç ve emekçi arkadaşlarımızda çok ciddi bir hazırlık var. Herkes bir bütün halinde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine Akdeniz'i bizim olanı geri alıyoruz şiarıyla almaya hazırlanıyor. Biz geçmişten 99'dan bugüne de 3 dönem boyunca belediye almış bir
parti geleneğinden geliyoruz. Tecrübelerimiz var, arkadaşlarımızın deneyimleri var ve partimizin programında demokratik, yerel, katılımcı ve şeffaf belediyecilikle ilgili çok güzel öneri ve değerlendirmeler var. Bunların hepsinin yaşama geçmesi için biz Nuriye Başkanım'la birlikte üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yapacağız. Gece gündüz çalışacağız, halkımızın arasında olacağız. 5 yılın sonunda kapısını çalmadığımız, çayını içmeye gitmediğimiz, insanlarını belediyesine davet etmediğimiz tek bir kişi kalmayana kadar da halkımızla birlikte olacağız. İnşallah halkımızla birlikte kazanacağız. Belediyemizi halkımızla birlikte yöneteceğiz diyorum.